Ülkemizde ve İstanbul'da çok ciddi bir sorun ihtiva eden uyuşturucu sorununa karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzdeki süreçte öncelikler arasında elbette ki uyuşturucu mücadele ve gençlerimize bu konuda destek vermek olacaktır. Bu anlamda biz uyuşturucu ile mücadele komisyonu kurulmasını öneriyoruz Sayın Başkanım. Madde bağımlılığı ile ilgili komisyon teklifi bizim Sosyal Hizmetler Komisyonu çalışmamız içerisinde mevcut. Ben eğer bu konuda bir çalışma yapmak istiyorsak, bu madde bağımlılığı ile ilgili bir meclis araştırma önergesi verelim, bir çalışma yapalım. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda önümüze bir perspektif çıkartalım. Bu komisyonlar daha çok teknik komisyonlardır. Yani mecliste görüşeceğimiz konulara altlık hazırlayacak ya da mecliste görüşeceğimiz konuların karar sürecine taşınacağı komisyonlardır. Gerçekten madde bağımlılığı ile ilgili özel ve özgün bir çalışma için bir araştırma, daha ileriki günlerde bir araştırma önergesiyle bir araştırma komisyonu kuralım. Önümüze bir detay çalışma çıkartmayı teklif ediyorum. Sayın Başkanım, konu önemli bir konu. Binlerce gencimizin sıkıntı çektiği, geleceğimizi etkileyen bir konu. Yıl boyunca çalışacak bir komisyon herhalde en özel ve en anlamlı komisyon haline gelir. Sadece spesifik olarak belli bir dönem içerisinde konudaki sorunları ortaya çıkartıp çözüm önerilerini sunmak yerine biz bütün sene boyunca çalışabilecek gerçekten çok özel anlam içeren bir uyuşturucu mücadele komisyonu kurulmasını önemsiyoruz. Biz AK Parti grubunda buna eşlik edeceğine inanıyoruz. Çünkü bu sorun hepimizin sorunu, bütün İstanbul'un sorunu. Bu soruna Büyükşehir Belediyesi olarak müdahale etmek gerektiği inancındayız. Bu anlamda biz bu komisyon önerimizi yaptık. Teşekkür ederiz. Tevfik Bey, belki özel hassasiyet olarak bir yıl boyunca böyle bir önerinin yürümesi konusunda duyarlı, yani davranma adına bir öneriye ne dersiniz yani? İlgili elbette çalışma yapılmakta fayda var. Ancak bu komisyonları Tarık Bey de bilir ki bu komisyonlar vizyon oluşturan komisyonlar, teknik çalışma yapan komisyonlar. Bu konuda gerçekten vizyon çalışması yapılmasında, katkı üretilmesinde mutlaka fayda vardır. Mülaza ederiz. Ama sadece böyle bir komisyon kurmak teknik anlamda bize karşılık vermez. Bu bizim Sosyal Hizmetler Komisyonu içerisinde zaten var. Özellikle diğer önerdiği komisyon da zaten Kadın, Aile ve Gençlik Komisyonumuz da var. Bence komisyon isimleri konusunda çok fazla tartışmayalım. Biz daha sonra CHP grubuyla bir araya gelelim. Bu ve başka sosyal problemler ilgili sosyal projeleri de içerecek, sosyal katkı üretecek başlıklarda bir teklif sunalım. Ortak Şimdi teklif sunan. anladım. Şöyle, tabii Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu var. Onu söylüyorsunuz. İçerik olarak Sosyal Hizmetler Komisyonu'nu kapsayıcı olduğunu söylüyor. Burada da yani benzer hususta belki daha itinayla üzerine durulması ile ilgili bir teklif var. Uzlaşma şansınız yok mu bilmiyorum ya da konuşabildiniz mi? Nedir sizin son görüşünüz? Oylanmasını mı istiyorsunuz? Uzlaşılırsa? Arkadaşlara önerim. Bu önemli bir konudur. Hepimizin hassasiyette üzerine durması gereken bir konudur. Daha sonra bir araya gelelim, özgün bir çalışma olarak meclisimize birlikte sunalım diye teklif ediyorum. Sayın Başkanım, bugün oylayacağımız, kabul edeceğimiz 23 komisyonun bir tanesi mesela Halkla İlişkiler Komisyonu. Uyuşturucuyla mücadele en az halkla ilişkiler kadar önemli bir konudur. Çok da önemli bir konudur. Bu anlamda biz görüşümüzün arkasındayız. Bu anlamda bir komisyon kurulmasını ve bir yıl süreyle görev yapmasını istiyoruz. Teşekkür. Uyuşturucu ile mücadele komisyonu her ne kadar teknik olarak sürece baksak da arkadaşlarımızın önerisi bu komisyonun bir yıl boyunca aktif olması noktasında bir öneri. Ben bir hassas konu olduğu açısından sanki dediğiniz konu sizin de bakış açınızı yanlış bulmayarak söylüyorum bunu. Hani kabul edilirse bir komisyonun bir yıl boyunca aktif çalışması konusunda bir sürecin denenmesinin hiçbir mahsuru yok gibi gözüküyor. Efendim, şimdi bu konu gerçekten hassas bir konu ve bütün ilçelerde, bütün valiliklerde uyuşturucu mücadele komisyonları zaten var. Fakat onlar bu komisyonlarda oturup teknik kararlar alınmıyor. Uyuşturucu mücadele teknik kararların alınacağı bir şey değildir. Uyuşturucu mücadele sosyal ve kültürel projelerin yapılacağı, sağlık ve psikolojik projelerin yapılacağı işlerdir. Biz sadece burada siyaseten uyuşturucu komisyonu kurduk diyebiliriz. Ama bunun şehre bir karşılığı yoktur. Biz şunu yapalım, uyuşturucuyla ilgili yani madde bağımlılığıyla ilgili kapsamlı bir önerge, hatta bugünün sorunuysa bir gün meclis gündemimizi buna tahsis edelim, tartışalım, araştıralım, ne yapacağımızı konuşalım.
O zaman da komisyon kuracaksak yine komisyon kuralım. Ama bunu mecliste müzakere edelim, tartışalım. Bunun teknik olarak bir komisyon kurmaktan başka bir öteye gidecek bir yönü olmaz. Yapılacak işler konusunda Sosyal Hizmetler Komisyonu bunun karşılığıdır. Ve ben AK Parti grubu olarak her iki komisyon ismini de kabul etmeyeceğimizi ifade etmek isterim. Peki. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi oylarınıza sunuyorum. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu oy çokluğuyla reddedilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ne getirirse karşı çıkmak üzerine bir anlayışla gelmiş. AK Parti grubu ne yazık ki muhalefetteki mücadelesine çok yanlış bir yoldan başlıyor. Burayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anlayışla yönetmeleri mümkün değildir. Biz burada İstanbul'a, İstanbullulara fayda üretecek işler yapmak peşindeyiz. Bu kadar küçük işlerle uğraşmanın bir anlamı yoktur. Önümüzdeki süreçte eğer bu anlayış devam ederse gerçekten AK Parti grubu burada İstanbullulara yapacağımız yatırımları ve hizmetleri engellemek noktasında da çaba sarf edecekler korkusu içerisindeyiz. Teşekkür ederim.